Hatay'ın kültür birikimine katkı sağlamak ve şehrin sosyal yönünü güçlendirmek için düzenlenen 3. Hatay Kitap Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi. 22 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilen 3. Kitap Fuarı açılış programına Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın yanı sıra CHP Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzel Mansur, İsmet Tokdemir ve Suzan Şahin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Kaya, İl Müftüsü Hamdi Kavir Villaoğlu, ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, Hatay İnşaatçılar ve Boyacılar Odası Başkanı Mehmet Alakuş, öğrenciler ve kitapseverler katıldı. Fuar alanında konuşan Mehmet Alakuş, düzenlenen fuarın Akdeniz bölgesinin en büyük fuarı olduğunun altını çizerek, bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuara 350 bin katılımcı beklendiğini belirtti. Yapmış olduğumuz Hatay Kitap Fuarı'nın üçüncüsünü yapmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Bu yıl düzenlemiş olduğumuz fuarımıza birbirinden değerli 32 yazarımız katılacak olup imza ve söyleşi etkinlikleri gerçekleştirerek halkımız ile buluşacaklardır. Türkiye'nin katılım oranı en yüksek kitap fuarı, alan olarak bölgemizin en büyük kitap fuarına teşriflerinizden dolayı ayrı ayrı teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş da bu yıl üçüncüsünü yaptığımız kitap fuarında amacımız yarının geleceğini oluşturan hem çocuklarımızın hem de gençlerimizin bilgiyle donatılması ve onları bilgiyle buluşturmaktır dedi. Biz üçüncü kitap fuarımıza hoş geldiniz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Bugün büyük fuarımızın üçüncüsünü yapıyoruz. Ve buradaki tek amacımız bilgili gençler, bilgili çocuklar, yarının geleceğini oluşturan hem çocuklarımızın hem de gençlerimizin bilgiyle donatılması, bilgiye kolay ulaşılabilir şekilde onları ulaştırmak ve onları geleceğe hazırlamaktı. Expo ile birlikte 5000 metre açık, 5000 metre kare kapalı fuar alanımız olacak. Sadece Antakya Defne'nin üzerinde. İskenderun tarafında da 6000 metrekarelik yine kapalı bir fuar alanımız olacak. Amacımız Hatay'ı bir fuar şehri yapmak ve Hatay'ı bilgiyle, görgüyle, aynı zamanda çalışmayla donatacak insan sayısını arttırmak. Yarın 23 Nisan öncesi bu fuarı açıyor olmakta bizleri, çocuklarımız ve geleceğimiz adına hem mutlu etti hem de onurlandırdı. Yani 23 Nisan'ımızda çocuklarımızın Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Fuarımızın açılışına gelen başta Sayın Valimiz, milletvekillerim ve tüm protokol ve buradaki bütün misafirlerimize, basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur yaptığı konuşmada Sayın Büyükşehir Başkanımızın katkıları da artık da Hatay Fuarlar Şehri. Bu fuarın gerçekleşmesinde emeği olan başta Büyükşehir Belediye Başkanıma, değerli kardeşim Mehmet Alakuş'a ve tüm emeği geçenlere öncelikle teşekkür ediyorum. Konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Vali Doğan şu sözlere yer verdi. Hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Gençlerimiz her şeyimiz, gençlerimiz geleceğimiz, çocuklarımızı yetiştirebilme anlamında, çocuklarımızı geleceğe hazırlayabilme anlamında, onlara devlet olarak her türlü imkanı sağlarken, çocuklarımızla kitapla buluşturmayı ihmal etmememiz gerekiyor. Bugünün sorunlarını değil, geleceğin sorunlarını çözebilecek nesiller yetiştirebilmek için çocuklarımızı kitaba dokunur hale getirmemiz gerekiyor. Bu vesileyle bu tür fuarlarda çocuklarımızı kitapla, yazarlarla buluşturmamız lazım. Bu fuarında Hatay halkını, gençlerimizi, çocuklarımızı kitaplarla, yayın evleriyle, yazarlarla buluşturacağına inanıyorum. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş ve beraberindeki heyet açılış kurdelası keserek fuar alanındaki standları gezdi. Başkanım. Biraz geriden alayım mı?